Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir müzakere ortamında Risale-i Nur'dan bir ifadeyi nasıl anlamamız gerektiğine dair müzakereler, mütalalar edildi. Bunu da inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur müşterileri aramaz, Müşteriler onu aramalı, yalvarmalı. Emir dahi layıkasında geçen bu ifade ne demek istiyor? Bununla alakalı Risale-i Nur'dan bazı farklı yerlere bakalım. İnşallah birlikte müzakere etmeye çalışalım. Evet bir başka yerde üstadımız buyuruyor ki Kıymetdar kusursuz bir malın dükkancısı müşterilerine yalvarmaya muhtaç değil. Evet buradaki dikkat çekilecek bir nokta. Nasıl anlayabiliriz bu sözü? Kıymetler kusursuz bir malın dükkancısı müşterilerin aklı varsa o yalvarsın. Yani dükkancı yalvarmak zorunda değil. Eğer müşteriler muhtaçsa o müşterilerin aklı varsa onların yalvarması lazım diye üstadımız burada ifade ediyor. Bir başka müşteri noktasında baktığımız zaman Kastamonu layıkasında geçen onlar sizden istina edip yardım etmedikleri ve elimizdeki kutsi nurlara müşteri olmadıkları halde, müşteri olmadıkları halde biz onların karanlıklı oyunlarına vazifemizin zararına bakmaya tenezzül etmek hatadır. Evet yine bir başka ifade değil mübareze belki başkaları düşünmeye de mesleğimiz müsaade etmiyor. Hem müşterileri de arama mecbur değiliz. Müşteriler yalvarmalı. Hem müşterileri de arama mecbur değiliz. Müşteriler yalvarmalı. Burada da yani Risale-i Nur diyor ama Risale-i Nur'da acaba Risale-i Nur mu aramamalı yoksa Risale-i Nur talebeleri mi de? Şu ifadeye bakalım. Ve nurcular müşterileri kendilerine taraftarları aramaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. Vazifemiz hizmettir. Müşterileri aramayız. Onlar gelsinler bizi arasınlar bulsunlar diyorlar. Kemmiyete, sayıya ehemmiyet vermiyorlar. Hakiki ihlası taşıyan bir adamı yüz adama tercih ediyorlar. Emirdağ'ın aykasında bu da. Şimdi şu durum istisnai bir örnek olabilir. Risale-i Nur'dan şu kısmı da inceleyelim. Sual, madem Kur'an-ı Hakim'in ile ve nuruyla en mütemerrit ve müteannit dinsizleri, inatçı dinsizleri ıslah ve irşad etmeye Kur'an'ın himmetine güveniyorsun, hem bil pilde yapıyorsun, neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağırıp irşad etmiyorsun? Bu da bir hususi durum olabilir. Üstadımız bakalım cevabında ne diyor? El cevap usulü şeriatın kaide-i mühimmesindendir. Er radi bid darari la le. Yani bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz. Bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz. İşte ben Çendan Kur'an-ı Hakim'in kuvvetine istinaden dava ediyorum ki çok alçak olmamak, ve yılan gibi dalalet zehirini serpmekle telezzüz etmemek şartıyla en mütemerrit bir din sizi birkaç saat zarfında ikna etmezsem de ilzam etmeye hazırım. Ama şart ne? Çok alçak olmamak ve yılan gibi dalalet zehirini serpmekle telezzüz etmemek şartıyla en mütemerrit bir din sizi birkaç saat zarfında ikna etmezsem de ilzam etmeye Hazırım. Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki bilerek dinini dünyaya satar ve bilerek hakikat elmaslarını pis muzır şişe parçalarına mübadele eder, değiştirir derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakaiki söylemek hakaike karşı bir hürmetsizliktir. Demek ki bu tür insanlara artık yılan gibi olmuşlar, onlara hakikatları söylemek o hakikatlara karşı bir hürmetsizliktir diyor üstadımız. E'anâkil bakar. Yani ne diyor bu dar bu meselde? Ee, dar bu meseli gibi oluyor. Çünkü bu işleri yapanlar kaç defa hakikati Risale-i Nur'dan işittiler ve bilerek hakikatları zındıka dalaletlerine karşı çürütmek istiyorlar. Böyleler yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar. Bu da mektubattaki hususi bir ifade. Ya buna binaen e, müşterileri aramazdan asıl maksat ne olabilir? İlmin, hizmetin ve hakikatin izzetini muhafaza etmek istiyoruz. Ama tebliğ de edilmelidir. Nitekim yani sondaki bu iktibasta e, Aramaz yerinde yalvarmaya muhtaç değil diyerek bu manayı da teyit ediyor gibi gözüküyor bir mana ciheti. Ya bu izahlar mana itibariyle doğrudur e, fakat lafızlarda ifadeyle izah su götürebiliyor. Çünkü e, üstadımız Mecazi Mürsel olarak e, ne yapabilir? Hani nurcu yalvarmaz da dese Risale-i Nur yalvarmaz manası çıkıyor. Ama tersine Risale-i Nur yalvarmaz diyerek de Nurcu yalvarmaz manasını ifade mümkün ve caizdir. Yani Risale-i Nur yalvarmaz deyince zaten Nur talebeleri onu okuyor. Yani onların yalvarmaması noktasına gidiyor ki. Kaldı ki malumu ilamdan murat başkadır. Yani buradaki e, şu Yasin suresindeki acaba kısım da bununla alakalı mı? ve un aleyhim enzertehum em lem tundirhum la yu'minun yani bu ayette de e, tabi ne demek istiyor kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir asla iman etmezler yani bu hükümde tebliğin fayda vermeyeceği sabit olan istisnai bir zümre için olup yani genel kaydı olmayabilir diye düşünebiliriz ya yani kısaca buradan bir anlaşılan mana e, lafızlara takılmamak lazım. Zaten ne dükkan ne kitap ne din müşteri arayamaz dolaşamaz. Tabi e, tabi olanlar ona müntesipler murattır. Hem müşterileri de arama mecbur değiliz. Müşteriler yalvarmalı ifadesi de var değil mi Risale-i Nur'da? Aramaz ve yalvarmaz kelimeleri yan yana kullanılması sebebiyle de ...yalvarırcasına aramaz manası da kastediliyor olabilir mi diye bir soru işareti koyabiliriz. Bir de üstadımız tabi bu mektupların başında aziz, sıddık, kardeş derken... ...zahiren e, yani böyle taltif ediyor aziz, sıddık, kardeş diyor ama manende bir emir ifadesi olarak da düşünebiliriz. Yani üstadımız orada emrediyor aziz olun, sıddık olun. O mana e, de düşünülebilir. Şimdi Risale-i Nur'un müşterisi inşallah her zaman vardır. Cenab-ı Hak layık olan ellere ulaştırır. Endişe etmeyin diye de düşünülebilir. Allah müşterileri gönderiyor. İnsanların Risale-i Nur'a ihtiyacı vardır. Risale-i Nur'ların insanlara değil. Şu ayet belki de şu manaya bakabilir. Yani Hucurat suresindeki şu kısa ayeti de hatırlayalım. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Yani şurada da sanki buna yakın bir mana var. Evet şu Risale-i Nur'da 11. lemadaki kısmı da hatırlarsak. Ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi, eğer bütün mevcudat seni bırakıp fena yolunda Adem'e giderse, eğer zihayatlar senden müfarekat edip ayrılıp ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse, eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip sülmata düşerse merak etme, de ki Cenab-ı Hak bana kafidir, madem o var her şey var ve o halde o gidenler Adem'e gitmediler, onun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline o arş-ı azim sahibi nihayetsiz cunut ve askerinden başkalarını gönderir. Ve mezaristana girenler mahvolmadılar, başka aleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir. Demek ki ne oluyormuş? Onlar giderse onların bedeline başka vazifedarları gönderir. Ve mezaristana girenler mahvolmadılar, olmadılar, başka aleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir. Ve dalalete düşenlere bedel, burası altını çizelim, dalalete düşenlere bedel, tarik hakkı takip edecek muti kullarını gönderebilir. Madem öyledir o her şeye bedeldir, bütün eşya bir tek teveccühüne bedel olamaz der. Lemalarda, 11. lemalarda buraya da bakılabilir. Yani madem elimizde elmas değerinde kıymetli eserler var, yani bir kuyumcu gibiyiz. E o zaman bir kuyumcu dükkanı açıp müşterileri mi bekleyeceğiz, dışarı çıkmayacağız mı, hiç anlatmayacağız mı insanlara? Yani bu manada çıkıyor. Ama herhalde şu da çok hoş değil. Hani semt pazarlarına gidiyoruz. Gel abi gel patlıcana gel domatese gel diye bağırarak böyle çığırtkanlık yapıp da müşteri arama da Risale-i Nur tarzına uygun değil diye düşünüyoruz değil mi? Ya bir de işin şu ciheti olabilir. Yani Barla Laikası'ndaki şu kısmı hatırlayalım. Bir meclis-i nurani var. Kur'an'ın şu münevver, mübarek şakitleri içinde birbiriyle manen, müzakere ve müdaveleyi efkar ediyorlar. Bu sanki böyle hususi bir durum gibi ve yüksek bir medrese salonudur ki Kur'an'ın şakitleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor ve Kur'an'ı mucizül beyanın hazine-i kutsiyesinin sandıkçaları olan risalelerin satıcı ve dellallarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkan ve bir menzildir. Her biri aldığı kıymetler mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor. Barek Allah sen de o menzili çok güzel süslendirmişsindir. Yani bu tavzifler de sanki biz Risale-i Nur'u bir laboratuvar olarak düşünüp hizmet laboratuvarı oradaki çalışanlara düşünürsen yani oradaki o, o laikalar ve layıkaların yani aktüel numunesi olan müzakereli derslerimize cari bir ifade gibi düşünebiliriz burayı. Yani meselenin çok vecihleri olabilir. Herkes farklı anlayabilir. Yani burada da inşallah o manaları keşfetmek değil mi? Malumunuz Tebliğde muhatabın tavrı da çok önemli. Adam inatçı mı? Yani istiname ediyor. Gafil mi? Veya mustar ve muhtaç halde mi? Nasıl talep ediyor? Yani bu da başka başka durumlarda nasıl ona yaklaşacağız? Onu da ince elekten geçirmek gerekiyor. Yani muhtaca göre şefkat-ı imaniye, mütemerritse adam ona göre şehameti i imaniye göstermek icap edebilir. Yani tam mahviyet ve ihlas ile fiilen fedakarane tebliğ etmek ve neşretmek zaten... Risale-i Nur'un da dört esasının muktezası gereği gibi yani acz, fakr, şefkat ve tefekkür manalarını düşünürsek. Yani bu müşterileri bulmak, satış yapmak değil mi? Bunlar bu zaten ifadeler Risale-i Nur'da geçiyor. Yani bunları da düşünmemiz ondan sonra nasıl en iyi yapabiliriz onlara karşı da kendimizi geliştirmemiz icap ediyor. Evet, şimdi başka şu kısımlar mesela Barla layıkasında müşteri noktasında ne geçiyor? Ben Deniz Nurlar'ın müştak müşterilerinde daha doğrusu yanık talebelerinde bir tevafuku fevkalade görüyorum diyor. Aziz kardeşim senin mektuplarını iyi gördüm. Aziz kardeşlerim senin mektuplarını iyi gördüm. Fakat şimdiki gazeteciler ve baştakiler hakikatları tam takdir edemiyorlar. Hem Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı ve aramalı ve kıymetini takdir edip müşteri olduktan sonra onların yardımını kabul eder emir dahil arkasında. Yine ve nurcular müşterileri ve kendilerinin taraftarları aramaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. Burayı daha önce ifade etmiştik. Evet. Bir de Kur'an-ı Kerim Hakim'in sadık bir hizmetkarı ne kadar adi olursa olsun Kur'an namına en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder ve en zengin ruhlu olanlara altını çizelim en zengin ruhlu olanlara Kur'an'ın ali elmaslarını yalvararak mütezellilane değil belki müfte müftehirane ve müstaniyane satar yalvararak mütezellilane değil belki mühtehirane iftihar ederek ve müstaniyane satar. Bu da mektubattaki bir ifade değil mi? Evet, şimdi şu 16. ricadaki kısma da bakalım. Burada yani yine tabi mektuplarda müsbet hareketin yine dahilde olduğuna, Risale-i Nur hizmetini engellemek isteyen bazı hocalar var, bir kısım tarikat mensupları var, o Hasan Atıf abinin durumunu düşünelim. Onu tahrik etmeye çalışanlar olduğu bir dönemde üstadımızın ona yazdığı mektuplar var. Yani orada müsbet hareket, dahilde nizaya ve ihtilafa yol açacak davranışlardan, yani özellikle hocalar ve ehli tarikat ile olan mübarezelerden kaçmak olduğunu düşünebiliriz. Yani onlara satmayalım manasında. Yani kendi mesleğine fütür vermemek için de bu tür meselelerde başkaları düşünmemek gerektiği ve müşterileri arama mecbur olunmadığını söyleyen ifadeler var. Yani müsbet hareket anlam dairesi içerisinde şayet ihtilafa ve mübarezeye yol açacaksa Fisale-i Nur'a müşteri aramaktan vazgeçmek gerektiği manasını da içeriyor diye düşünebiliriz. Şimdi bunlarla birlikte 16. E, ricadaki kısmı da okuyalım. Orada üstadımız ne buyuruyor? Sonra gizli düşmanlar beni zehirlediler ve Nur'un şehit kahramanı merhum Hafız Ali benim bedelime hastaneye gitti ve benim yerimde berze halimine seyahat eyledi. Bizi meyusane ağlattırdı. Ben bu musibetten evvel Kastamonu'nun dağında bağırarak mükerrer defa dedim. Kardeşlerim ata et, arsana ot atmayınız. Kardeşlerim, ata et, arsana ot atmayınız. Yani her risaleyi herkese vermeyiniz. Bak, vermeyiniz diyor üstadımız. Ama nasıl? Her risaleyi herkese vermeyiniz ha bize taarruz edilmesin. Evet, yine şu kısımda kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler. Na ehillerine, bilmeyenlerin eline hakikatları vermesinler. Yani kalifiye olmuş veya bunu kaldıramayacak insanlara vermesinler manası çıkıyor. Hem ehli dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. Bu da 16. lemada. Evet madem ki sizin elinizdeki nurdur, nurdan zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyat tavsiye ediyorsunuz? Bu suale karşı muhtasar cevabım şudur. Baştaki başların bir kısmı sarhoştur, okumaz okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilişir. İlişmemek için aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazımdır. İlişmemeleri için aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazımdır. Onun için kardeşlerime tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler na ellerine hakikatları vermesinler. 14. şua. Evet. Risale'nin mezayasını söylemek lazım gelse, o Risale kadar bir eser yazmak lazım geldiğinden, müştak olanları, altını çizelim, müştak olanları, onu bir kere okumasına havale ediyoruz. 19. meşrutta. Demek ki iştiyakla istemek şartı var. Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür. Derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Evet birinci şart derse müştak ve yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Bu da tarihçeyi hayat, değil mi? Orada geçen bir ifade. Yani bu naehilleri hakikatları vermesinler de Anadolu'da şöyle bir tabir vardır ya sütünü yere sağma. Yani çok çok kıymetli bir şeyin var. bunun kıymetini bilmeyecek kişilere, boş yere onlar da alıp okuymayacaklarsa, yapmayacaklarsa bunu değerlendirip hani sütünü yere sağma manası da düşünülebilir. Evet, hakikatü Kur'aniye ve imaniyeyi öğrenmeye gayet muhtaç. Ve müştak olanlara güneş gibi bildiren Risale-i Nur. 12. Şua'da geçen bu ifade de enteresan. Hakikati Kur'aniyeyi ve imaniyeyi öğrenmeye gayet muhtaç ve müştak olan olanlara güneş gibi bildiren Risale-i Nur. Evet. Yani Ahmet Gümüş abinin de tabii e, tabi son şahitler kitabında şöyle bir hatırası var. Üstadı Isparta'da ziyarete gittiğinde e, diyor ki üstadımız Ahmet Gümüş abiye her gördüğüne risaleyi verme, ata et, arsana ot verme, ata ot, arsana et ver. Senden birkaç defa Risale-i istesinler, o zaman ver. Biz kitapçılar gibi kitap satmayız, ihtiyaç duyan, müştak olan kimselere veririz diye Üstad ve Zübeyir abi bu hususta çok dikkatli olmamız için ısrar ederler ve misaller verirlerdi diye Ahmet Gümüş abi bunu anlatıyor. Ee, son şahitlerde 4. ciltte sayfa 153'te. Evet İstanbul'daki Amerika sefiri vasıtasıyla Amerika'daki Müslüman heyetine Zülfikar'ı ve bir Asay Musa'yı göndermesini ve bir Asay Musa'yı göndermesini isteyen o dostumuz ve kardeşimize değiniz ki, sefirlerin kafa kafası yani sefir bu işte e, değil mi konsolosların kafası siyasetle meşgul olduğundan ve Risale-i Nur siyasetle alakası olmadığından siyasi bir kafa çabuk takdir edemiyor. Hem Risale-i Nur müşterileri aramaz, müşteriler onu aramalı, yalvarmalı. Amerika buranın en küçük bir havadisini merakla takip ettiği halde Buranın en büyük bir hadisesi olan Risale-i Nur'u elbette arayacaktır diyor. Emirdağ layıkasında da bu ifade var. Evet. Yani şunu da düşünelim. Biz kimin nurculuk olmayacağını bilemeyiz. Hidayet Cenabı Hak'tan bize düşen yalnız, değil mi? Davet, tebliğ. Elbette nasibi olan Risale-i Nur'dan e, kısmetini alır, anlar, Cenab-ı Hak isterse kabul eder, tasdik eder veya etmez, değil mi? Onu Bilemiyoruz. Her işte olduğu gibi tebliğ ve nasa hakka davette de bir usul vardır. Bunun bir tarzı vardır. Bunu da biz Risale-i Nur'dan öğreniyoruz. Kur'an'dan Kur ve hadisten üstadımız istifadelerini oraya ilhamen yazmış. Hizmette meşakkat ile tecrübe edilen öğrenilen alınan dersler var. Bunlar az bir şey değil. Herasetimizi, basiretimizi kullanarak bunun iktizası olarak takip edilecek usul olsa da yani dost düşman tefrik etmeyerek davet her yerde herkese lazım gibi düşünebiliriz ama bunun da usulü var değil mi? Herkese söylenmez diyor. Üstadımızın ifadelerini birlikte inceledik. Yani gayret edelim, hizmet edelim, geri durmayalım ama bu hakikatleri de herkese vermemek lazım olduğunu üstadımız söylüyor. Yani bazı tebliğ yapanlar var. Bunların düştükleri durumları az çok görünüyor, duyuluyor değil mi? Kime rastgele anlatıp e, onları yani sonra tahkir tarzında ifadeler falan da oluyor. Başka bir grup kahvelere gidiyor. Onlardan yardım istiyor. Kağıt oynayanlardan değil mi? Kapı kapı dolaşıp bunu yani elindekileri anlatmaya çalışanlar var. Yani bunlar bir manada doğru örnek olmayabilir. Çünkü eldeki hakikatleri küçük düşürdüğü durumlar oluyor. Yani küçük düşürülüyor. Doğrusu yani bu müşterileri bulalım onlara tebliğ edelim diyoruz ama bu tarzlar bazen geride tepebiliyor. Yani öyle herkesi işte cemaate almak, ondan sonra kemiyete, sayıya çok ehemmiyet vermek. Yani bu duruma düşenler, sayıya ehemmiyet verenler perişan vaziyetteler. Vaziyette bunların misalleri, örnekleri çok. Demek ki biz lisan kalden, sayıdan ziyade lisan-ı hal ile tebliğ etmemiz. Lisan-ı hal ile tebliğ etmek çok önemli değil mi? Yani şuna da bir düşünelim. Şöyle bir hadise oluyor. Erzurum'da bir abimiz anlatmıştı yani pastanecilik yapan bir esnaf var. Bu abimiz derslere, sohbetlere gelen bir abimiz esnafın dükkanına gidiyor. Böyle o esnafın yani hiç derslerden de bahsetmemiş ama daimi müşterilerinden. Aradan çok uzun yıllar geçiyor. Bu abimiz bu pastacı hiç davet etmemiş. Belki 4-5 sene olmuş. Yine derslere gelen başka bir abimiz bu esnafla tanışıyor. Derse götürüyor. Dersin ders de çok hoşuna gidiyor esnafın ya orada bu geçmiş kaybettiği yılları düşünüyor yaşı da ilerlemiş o arada o devamlı müşterisi olan kişiyi de o derste görüyor ve çok şaşırıyor yani geçmiş yıllarına esef ederek kızıyor yahu diyor sen senelerdir benim dükkana geliyorsun hiç bunlardan bahsetmedin beni da derse davet etmedin diye. yani insafsız gibi böyle bir kızarak bir ifade kullanmış yani hiçbir sesimizi çıkartmazsak yıllarca gittiğimiz bir dükkana veya senelerce gördüğümüz bir insana da bunu uygun bir lisanla anlatmazsak değil mi? Bunun da bir mesuliyeti var diye düşünebiliriz. Hani peki buna ne diyeceğiz? Veya buna da şu misale de düşünebiliriz. Yani üstadımız cevaben demiş ki ülemanın, alimlerin ilminden, ümeranın yöneticilerinde cehlindendir, cahilliğindedir. Yani ümera yöneticiler cehlinden, cahilliğinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki ülemanın kapısına gidip ilmi arasınlar. Yani esnaf olan adam değil mi? Cahillik de varsa ya ilmin kıymetini bilmiyor ki gidip de medrese arasın ya benim ilim öğrenmem lazım desin. Ee, yani ülemanın kapısına gidip aramıyorlar. Bu yanlış bir durum. Ülema ise diğer taraftan da marifetlerinin mallarının kıymetini dahi bildikleri için ümera kapısında e, arıyorlar. İşte Büzür Cumhur ülemanın arasında fakr ve zilletlerine sebep olan zekavetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarif bir surette tevil ederek nazikane cevap vermiştir diyor. Üstad da bu durumu hoş karşılamıyor gibi anlayabiliriz bir manaveçi. Evet şimdi yine bu Emir Dağı ilahikasında bir yer var. Oraya geçmeden önce yani i̇mam Gazali'nin de e, İslami hakikatların herkese satılmaması noktasında bir fetvası olduğu da e, yani bahsedilmişti bir abimiz tarafından. Yani muhatap e, şayet dalga geçecekse, alaya alacaksa, inkarını çeşitlendirecekse ve derinleştirecekse o tiplere anlatmaya kalkmak caiz olmadığına dair i̇mam Gazali'nin ifadeleri varmış. Üstadın metodu da aynı. Yani iktidarların, iktidarda olanların, yöneticilerin çoğu sarhoşsa, ayık olanlar da ideolojik olarak değil mi? bir partidir, şudur budur, onlar sarhoş olmuş diyelim. Onlara Risale-i Nurları tanıtmak ve okutmak için çabalamak, bazen hani deve hendek atlatmak gibi, takla atmak gibi yani zor, zor olabilir. Bu açıdan Risale-i Nur müşteri aramaz fakat içlerinde arayış içinde olanlar varsa onlar da arar bulur. Biz de onlara yardımcı olabiliriz manası çıkıyor. Öbür taraftan emri bil maruf farz olduğundan tebliğ de farzdır. Yani en uygun bir insanla tebliğ etmek, bu çerçevede muhtaçları bulup nurlarla tanıştırmak da okumalarını teşvik etmek de vaciptir diye düşünebiliriz, akla geliyor. Evet yani şunu da okuyalım Emir Dağ'ın aykısında. Dahilde taraf kiranı adavet ve münakaşalara vesile olan füruatı değil. Evet, füruatı değil, belki bütün nevi beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkan-ı imaniyeyi ve beşerin medarı saadeti ve umum İslam'ın esas ve rabıtayı uhuvveti bulunan Kur'an'ın hakaik imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim. Kur'an'ın hakaik imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim demek suretiyle hizmet-i İslamiye'nin ve mesail-i diniyenin umumunu tazammün eden büsat ve camiyete haiz bulunduğunu, dini hizmetlerin her nevini teyit ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübra-i Kur'ani olan Risale-i Nur dairesinin umum ehli iman ve İslam'a şamil bulunduğunu ifade ediyor Emirdağ layıkasında Risale-i Nur'da. Evet, bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanı kurtarmaktır başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır diye üstadımız buyuruyor. Evet her şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devamlı olur. Evet. Yani bunları da düşündüğümüz zaman kim söylemiş, kime söylemiş, ne makamda söylemiş, ne maksatla söylemişse ona göre de değerlendirmek lazım. Yani Risale-i Nur, Nur'ları naehillere vermemekle beraber muhtaç olanlara ulaştırmak hususunda da azami gayret göstermek Risale-i Nur mesleğinin gereğidir, şartıdır diye düşünebiliriz değil mi? Yani bunu da üstadımız bu ifadelerde e, bahsetmiş. E, bunun içindir ki şimdi en mühim iş Taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir, imanı takviye etmektir, imanı kurtarmaktır diye sözlerde ifade var. Evet şu mektubattaki kısımda enteresan. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile ilha eden dilenciden istiskal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Ya yani bir adam gelse zorla sana bir şeyi kabul ettirmeye çalışıyor, dilenci gibi bir şey anlatmaya çalışıyor. O zaman ondan uzaklaşmaya çalışırsın. Ama bir adam gayet yani böyle sana bir şey satıcı gibi değil, bir hakikat bir şey oldu, onu bahsetti. Böyle sana kabullendirmek şeklinde değil, zorlamak şeklinde değil. Ona sanki kalbin daha çok ısınıyor. Şu manayı da düşünelim yine lemalarda. Ehli hidayeti ulu ve ehli hidayeti ulu himmetten suistimale ve dolayısıyla ihtilafe ve rekabete sevk eden ahiret noktayı nazarında bir haslet memduha sayılan hırsı sevap ve vazife ukrevede kanaalsızlık cihetinden ileri geliyor. Yani çok sevap kazanayım. Ahirette daha çok böyle şey olsun diye kanaalsızlık etme ciheti e, ne oluyor? Yani Müslümanlar arasında ihtilafa, rekabete e, dönüşüyor. Bu da müşterileri kaçırabiliyor. Yani benden al ondan alma veya ne bileyim bu tür şeyler tabii hizmete o kişinin müşteri olmasına da mani olabiliyor. Bir de e, şu hatıra da var enteresan. Yani Muzaffer Aslan abi var ustadın talebelerinden. E, onunla hayattayken görüşmüş. Bu abiden de ağzından dinlemiş olan bir abimiz de bahsetmişti. Yani bu abi nereye dersek ise 5. Şu'a'yı okuyormuş. Yani bu da ağır bir mesele, mevzu. 5. Şu'adaki işte akideyi, Avamı mü'mini, rikay ve şübehattan, şüphelerden muhafaza için yazılmış diye ifadeler e, gereğince Muzaffer Aslan abi her gittiği yerde ilk beş ilk de yani ilk başta 5. şuayı okuyormuş. Sonra abilerden bazıları üstada bundan haber etmişler. Ya Muzaffer e, Aslan abi gittiği her yerde ilk 5. şuayı okuyor diye şikayet varıyı haber iletmişler. Muzaffer abi de üstadı ziyarete gidiyor. Üstad hiç ses etmedi diyor. Ben de bunu tasdik kabul edip derslerde 5. şuayı okumaya devam ettim diyor. Bu da enteresan değil mi? Mesela yani bu zor meseleler veya herkese bu konu okunmaz şeklinde yaklaşınca yani demek ki bir ihtiyaç var. o noktada da üstadımız ona da yani bir tasdik manasında şey yapmış diye izin vermiş diye düşünebiliriz. İnşallah bu manada böyle farklı mana cephelerine baktık. Eee